Öbür gündemden herkese merhaba. Bu hafta gündemimize Netflix'in en fazla konuşulan filmi, Türkiye'de Netflix'in en çok izlenen filmi olan Don't Look Up'ı gündemimize aldık. Dünya Netflix film izlenme oranlarında da üçüncü sırada Don't Look Up, birinci sırada Red Notice, ikinci sırada Bird Box var. Eğer izlenme oranı bu hızla giderse filmin zirveye oturacağı konuşuluyor. Film komedi filmi olarak değerlendiriliyor ama politik taşlama aslında. Son bir haftadır hani sizin de gündeminizde ise ve çevrenize bu gözle baktıysanız aslında konuştuğunuz herkesin bunu gündemine aldığını biliyorsunuz. Filmin farklı farklı boyutları var konuşulması gereken. Sanatsal boyutu var. Filmin çok iddialı bir cast'i var mesela. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep gerçekten göz Evet. dolduran oyuncularıyla filmin konuşulma sebeplerinden biri. Filmin mesajları da çok konuşuluyor. Don't Look Up, yukarı bakma ve filmin bizi çağıran, karar ver diyen diğer tarafı Look Up. İnsanlar siyaset mi, bilim mi ikilemi arasında bir sorguya itiliyor. Aslında bu sorgu insanlar için ilk değil. Bilim mi, politika mı sorgusunda Ipsos'un rakamlarına baktığımızda en güvenilir ve en güvenilmez meslekler listesi bize verileri sunuyor. İnsanlar çok büyük oranda, yani %60 gibi bir oranda bilim insanlarına güveniyorlar. En güvenilmez meslekte politikacılar olarak ortaya çıkıyor. %15 gibi bir rakam var. Bunu din adamları ve gazeteciler takip ediyor. Ne diyorsunuz? İnsanlar bu sorguyu ilk defa mı yaptı? Daha önceki sonuçlar bize ne söylüyor? Eren? Yani nasıl başlayacağımı düşünüyorum. Aslında hepimizin bildiği, hiçbirimiz için sır olmayan bir şey. İzlediğim zaman filmi bunu düşündüm. Çünkü daha önce de konuşmuştuk. Özellikle Netflix'te sistem eleştirisi üzerine oturan filmler tutuyor. Bu da hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bildiği konulardı. Fark şu herhalde, özellikle Türkiye için söyleyelim. 90'lı yıllarda nasıl diyelim, televizyon üzerinden, sinema üzerinden beslenebiliyorduk. Kaynaklarımız bunlardı. Medya belirli bir gücün elindeydi. Fakat sosyal medya bu gücü adeta ters yüz etti. Yani en ufak bir bilgi kırıntısıyla dahi bir anda dünyanın gündemine gelebiliyorsunuz. Burada da onu görebiliyoruz. Elinizde güçlü bir bilgiyle dünyanın gündemine gelebiliyorsunuz. Göğe bakma durağı diye bir cümle vardı. Böyle bir şey hatırlıyorum. Filmde de evet, burada da göğe bakma durağının sanki göğe bakmayın ve filmde de göğe bakmayın. Göğe bakmayın derken öte yandan size yukarıdan bakanlara bakmayın. Bir ayrı bir siyasetçi demagojisini ön plana çıkartmaları dikkatimi çekti. Çünkü manipülasyona çok açık bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya ile bu çok rahat yürütülebiliyor ama kantarın topuzunun zaman zaman kaçtığını düşünüyorum. Misal hepimiz hemen konuşmaya başladığımızda sanki hani kahvehane muhabbeti olur da söylerler ya, en güvenilmez insanlar politikacılardır diye, en güvenilir insanlar bilim adamlarıdır diye. Ama bu salgın, Covid vesaire diğer rahatsızlıklardan, hastalıklardan dolayı bilim adamlarının kendi içlerindeki tartışmalar, yaptıkları açıklamaların toplum karşısında tutunamaması, acaba bu bilim adamları kendi doğrularını bir aydın despotizmi şeklinde bizlere sunuyorlar mı, veriyorlar mı, bastırıyorlar mı? Bu tartışmalar da yapıldı, dünyada da yapılıyor. Çünkü bunu kabul etmek istemeyen insanlar oldu. Ben bu filmde biraz onu gördüm yine. Ortada bir gerçek var ve bu gerçek yalnızca bilim adamlarının seslendirdiği gerçektir. O yüzden bilim adamlarını dinlemeliyiz noktasına getirdi. Ne diyorsun Kılıç, öyle değil mi? Ya şimdi aslında şöyle hani filmi bana göre film fazlasıyla hani Amerikan iç politikasına ele alıyor da Amerika'daki
bir, küresel yönüyle Amerika'yı tartıştıran bir film. İkincisi de Amerika içerisinde özellikle küresel ısınmayla başlayan ama daha fazla pandemiyle kendini gösteren, burada parti ifade edilmemiş ama hani Cumhuriyetçi Parti ile bilim adamları arasındaki tartışmayı, gerilimi biraz mizaha alan bir film. Şimdi ben filmi izlediğimde ne gördüm? Birincisi, film aslında çok hani beklenen, tanınan bir senaryo, değil mi? Bu olur. Tabii. Yani bir asteroid dünyaya yaklaşmaktadır. Bazen işte Süpermen kurtarıyor ondan bizi. İşte bazen Amerikan başkanı NASA'yı organize edip, bir Armageddon filmi vardı hatırlarsan, 98'de falan, evet, çok ses getirmişti. İşte uluslararası bir işbirliği yapıp Amerika NASA programıyla Pentagon onu işte havaya uçuruyordu. İşte bir asteroid yaklaşıyor, dünyayı yok edebilir. Hatta bu artık mizaha da yol açan bir şey. Hatırlarsın, Cem Yılmaz'ın Gorası vardı. Hı-hı. Oradaki bir cümle vardı. Bir cisim yaklaşıyor. Yani bu cisim yaklaşıyor. Bu oldukça tanınan. Artık dünyadaki biz hani Türkiye'dekilere belki Cem Yılmaz'ın filmi yüzünden çok tanıdık geliyor. Ama bu bir cisim yaklaşıyor. Şimdi Armageddon 1998'de 25 sene aralıklarla iki kez cisim yaklaşıyor. Ben şimdi enteresan bir şekilde bu filmleri karşılaştırdığımda iki şey görüyorum. Birincisi, 1998'de Armageddon çevrildiğinde Amerika tek başına bir süper güçtü. Kendine güvenen, değil mi? 1990'lı yıllarda Amerikan başkanları ile ilgili yapılan filmlerde Amerikan başkanlarının yargı dağıttığı, İşte oldukça sempatik karakterler olduğu filmlerdi. Ve Armageddon'da ne oluyor? Bilim adamları bu asteroidi keşfediyor. Keşfeder etmez işte başkan bunu oldukça ciddiye alıyor. Başkan ciddiye aldıktan sonra fedakar, çalışkan Amerikan işçilerinden, değil mi? Ve Amerikan astronotlarından, ekibinden bir ekip oluşturuluyor. Bu ekip dünyayı kurtarıyor. Dünyayı kurtarırken hani sembolik de olsa başka ülkelerden de destek alıyorlar. Bu zaten hani o dönemlerdeki 2000'li yıllardaki büyük felaket filmlerindeki ana senaryodur. Amerikan başkanının ortasında olduğu dünyayı kurtarma misyonunu üzerine almış bir ekip vardır. Onlar işte bazen Çin'le, bazen Rusya'yla, bazen Avrupalılarla iletişim halinde bir işbirliği oluşturup bu dünyayı kurtarırlar. Bu The Day After Tomorrow'da da vardır. Independence Day'de de vardır böyle. Bir şey olur. Şimdi aradan 25 bu hani onlardan yardım sormak, aslında hani diğer müttefiklerden yardım sormak bir kendine güven unsur. Şimdi 25 sene sonra Don't Look Up diye başka bir film ortaya çıkıyor. Yine iddialı bir yapım. Değil mi? Netflix'in de çok promote ettiği, promosyonunu yaptığı bir yapım. Çünkü sürekli açtığımızda Netflix'i işte filmin şeyi çıkıyor. Bunda ne var? Yine bir cisim yaklaşıyor. Ama Amerikan başkanı oldukça karikatürize edip, değil mi? Yani yer yer Donald Trump'ı andıran. Evet, dişi Trump. Donald Trump'ın dışında da Amerika'daki şu anki hani siyaset sahnesinde ortaya çıkabilen tüm irrasyonel aktörleri ve öğeleri içinde bulunduran bir ünlüden, hani celebrity diyorlar burada, böyle televizyon yıldızından bir başkan yaratılmış. Dünyayı kurtarmak gibi bir hedefi yok, tamamen kariyerinin peşinde. Hani o Armageddon'daki başkanla karşılaştırıldığında olayı çok da ciddiye almayan bir durum var. Bu devlet boyutu. Ama öbür taraftan da bir toplumsal boyutu var. Amerikan toplumunun bilim temelinde nasıl bölündüğünü, polarize olduğunu da gösteriyor. Burada son belki iki senedir COVID krizini Amerika'da yaşayanlar toplumsal fay hatlarının, kimliksel fay hatlarının nasıl bir anda harekete geçirilebileceğini çok rahat bir şekilde görebiliyor. Maske bir siyasi sembole dönüşebiliyor. Veya aşı kartı bir siyasi
anlam içeren bir maddeye dönüşebiliyor. Aniden bir ilaç veya bir ilaç ismi dinin, milliyetçiliğin, o tüm etnik böyle bazen kabilelerin yüzyıllardır getirdiği geleneksel sembollerin yerini alan bir sembol haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla Armageddon'da toplumu çok fazla görmüyoruz biz. Toplumun başkanın çevresinde dünyayı kurtarmak için bir araya geldiğini görüyoruz. Ama Don't Look Up'ta 25 sene sonra ne görüyoruz? Bir asteroid yaklaşıyor ve bilim adamları toplumun yarısına buna inandıramıyor. Tıpkı Covid sırasında çıkan dedikodular, komplo teorileri gibi. Yarısı bunların bazı dış güçlerin komplosu olduğunu söylüyor asteroid dedikodusunun. Bazıları olmadığını savunuyor. Ve olmadığını savunan da bilim adamları da çıkıyor yani. Medya da bunu bir şov haline getiriyor. Değil mi? Medya orada tamamen çok ciddiye almayan, dünyanın sonu gelecek diyen bilim adamlarını bir pop yıldızı veya bir dedikodu haberinin arkasına koyan ve o bilim adamlarıyla karşılaştığında da ya acaba uzayda canlı var mı gibi böyle lakayt sorularla yaklaşan bir medya da görüyoruz. Dolayısıyla bunları mesela Armageddon'da görmezdik. 25 senede Amerika'da neler değişti? 25 senede Amerika artık o zamandaki kendine güveni olmadığı için de filmde uluslararası bir karakter yok. Değil mi? Dünyadan yardım da istenmiyor. Armageddon'da hiç görmediğimiz kadar Amerikan bayrağı var. Havai fişekler var. İşte Amerika dünyayı kurtarıyor. Ama bir taraftan da böyle Steve Jobs'u andıran bazı böyle teknik inovasyon yapan kişiler var. Dolayısıyla böyle bugün Amerikan toplumunun aslında hepsinin bir mizahı ama aynı zamanda 25 sene önceki filmle karşılaştırdığımızda Amerika'nın 25 senede dünyada ve kendi içinde yaşadığı dönüşümün, yaşadığı bu sürekli 11 Eylül Irak Savaşı, 2008 ekonomik krizi, pandemi gibi arka arkaya yaşadığı travmalardan sonra geldiği bölünmüş, oldukça polarize, oldukça da karikatürize halin bir şekilde gösterilişi aslında. Ben biraz baktığımda ister istemez çünkü o bizim çocukluk, gençlik dönemlerimiz, Armageddon gibi filmler çok izlerdik. Bir de Bruce Willis o zamanki bu tip şeylerin yıldızıydı. Evet. O karşılaştırmayı yapamadan izleyemedim bir şekilde. Onun için filmi düz olarak izledin mi dersen filmi düz olarak izleyemedim. Çünkü sürekli aklımda arka tarafta ya bu daha önce yapılsaydı neler olurdu gibi şeyler oldu. Ve son bir şey söyleyeyim. Biliyorum biraz uzattım ama şu önemli aslında. Ben sürekli olarak söylüyorum. Bu felaket filmlerinde ortada Amerikan başkanı genelde kalmadı. World War Z diye bir film vardı Brad Pitt'in oynadığı. Tamam mı? Yani virüse karşı normalde dünyayı kasıp kavuran bir virüse karşı dünyayı kim kurtarır? Amerikan başkanı kurtarır normalde. Ama ne oluyor? Amerikan başkanı ortada yok filmde. Dünya Sağlık Örgütü ile Birleşmiş Milletler kurtarıyor dünyayı. Tamam mı? Orada bu 10 sene önceki bir filmden bahsediyoruz. Orada en azından Amerikan başkanı yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle düşünün 20 sene önce dünyayı kurtaran bir Amerikan başkanı var Hollywood sinemasında. 10 sene önce Amerikan başkanı yok. Dünya Sağlık Örgütü falan kurtarıyor dünyayı. 10 sene bugün o filmden 10 sene sonra artık karikatürize aslında dünyayı kurtarmayan, dünyanın yok olmasına yol açan bir Amerikan başkanı var. Dolayısıyla Amerika'nın kendi içerisindeki toplumun ve Hollywood'un sisteme, Washington'a olan güveninin nerede olduğunu da gösteren bir film aslında. Niye bir kadın figür peki? Valla bilmiyorum. Takıldım ben oraya müsait.
onu düşünmedim ama erkek bir figür de olabilirdi. Bence oradaki kadın veya erkek olmasından bağımsız bir şey. Oradaki figür yani aslında bilim işte Amerika hani Hollywood'un şeyinde bilimi reddeden, kendi çıkarlarını gözeten, sürekli hani ünlü olmak için ünlü olmuş ve bu ününü başkan olarak da tıpkı bir reality show'daki ünlülük gibi devam ettirmeye çalışan bir başkan figürü var. O başkan siyah da olabilirdi, o başkan erkek de olabilirdi, o başkan Latino da olabilirdi bence. Hani o bir şeyi değiştirmiyor. Oradaki figür aslında cinsiyetin ötesinde, işte milliyetin ötesinde, ırkın ötesinde bir karakter. Ve biraz işte son yıllarda Amerika'da siyasetçilerin, biraz da Donald Trump'ın oluşturduğu bir hani karakter. Belki 3 sene sonra bugünün tarihine baktığımız zaman çok baskın olarak ortaya çıkacak bir karakter aslında. Aslında az önce medya ile ilgili konuşurken medyanın mesele sulandırması konusunda medyaya çok yüklenildiğini düşünüyorum. Hiç ciddiye almadıkları söylenemez. Yine ekrana çıkardılar onları. İlk planda söylemek istediklerini de söylediler ama toplumdan gelen tepki Kate'in delirmesiyle oldu. Yani baktı insanlar tepki göstermiyor, tıklanmalar yetersiz ve delirme noktasına geldi. Kate delirdikten sonra insanlar artık bu meseleyi konuşmaya başladılar. Burada meselenin hani kutuplaşma tarafı var. Ondan sonra Amerika'nın biz kurtarırız iddiası var ama toplumsal anlamda da sosyal medyanın algı geliştirme üzerindeki çok önemli yerine vurgu yapılıyor. 2 saat 18 dakika sürdü film. Bir şey söyleyebilir miyim burada? Evet. Belki burada hani kitle iletişim de aslında önemli bir şey. Şimdi sürekli olarak kullanılan bir cümle var orada değil mi? Hani bu bilim adamlarına önce Leonardo DiCaprio'nun oynadığı profesöre, sonra Dibiaski'ye yani kadına karşı şöyle bir şey var. Sürekli olarak biraz medya eğitimi almanız lazım gibi bir cümle söylüyor. Evet, o ilk şey vurgusu önemliydi. Hatta canlı yayına çıktıklarında profesör siz iyiydiniz ama diyor, medya okuryazarlığı dersi alması lazım. Bir daha böyle bir programa çıkamaz. Ama şu da var. Yani orada hani o profesörlerin şöyle de bir karikatürize edilme şeyi var. Kimsenin anlamayacağı bir dilde konuşuyorlar. Hani bir şekilde evet dünyaya yaklaşan bir tehdidi anlatmaya çalışıyorlar. Ama hani onların da iletişiminde bir şekilde hani topluma bunu anlatmada sıkıntı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Onun için NASA'daki o yetkili ne diyor mesela trene bindirirken Leonardo DiCaprio'ya? Matematik yok diyor. Matematik yok. Çünkü matematiğe girdiği zaman olay karışıyor. Matematik yok diyor. Çünkü hatırlarsan orada %100 mü diyor? %100 diyor. Hayır diyor. Aslında %99.84 diyor. Başkan da diyor %100 değilmiş yani. %70'e çekebiliriz bunu diyorsun. Orada dikkat çeken bir detay daha vardı. Şimdi Kuyruklu Yıldız hadisesinin özellikle seçilmiş olduğunu düşünüyorum. 86 yılında hatırlarsınız Halley bizim gündemimizdeydi. Her 76 yılda bir güneş sistemi içerisinde dünyadan görünür şekle geliyor. O yüzden inandırıcılığı yüksek bir senaryo. Bizi yani dünyanın diğer ülkelerini, diğer insanlarını nasıl etkilediğini ve nasıl ilgilendirdiğini filmde hiç görmüyoruz. Bu bana mesela çok garip geldi. Hatırladığım kadarıyla Çin'in ve Rusya'nın küçük uğraşları var. Avrupa hiç yok. Diğer dünya ülkelerinin bu konuyla ilgili ne düşündüğü, ne yaptığı herhangi bir şekilde bize aksettirmiyor. Mesela Hindistan çok önemli bir figür artık uzay çalışmalarında. 2019 yılında neredeyse Ay'a gidiyorlardı. Son anda bir talihsizlik oldu. Mesela filmin Bollywood versiyonu ben merak ederim. Neden bu şekilde kurgulanmış senaryo? Çok uzun bir film. Bu filmin içinde tüm dünya ülkeleri olabilirdi. Neden olmadı? Yani Amerika bizi kurtarabilir mi mesajı veriliyordu. Halley olayına yani onun başka bir yönü var bizim için. 1986'da biliyorsun bir grup vardı. Eurovision'da Halley şarkısını söyledi. Eurovision'da 9. oldu. O zamana kadar aldığımız en önemli dereceydi.
Ve hani bizim erovizyon kompleksi yaşadığımız 1980'lerde de bir şekilde rahatlamamızı sağlayan bir şeydi. Şimdi Halley deyince nedense Kuyruklu Yıldız yerine erovizyon şarkı yarışması akla geliyor. İkincisi burada şuna bir vurgu yapayım, ondan sonra o soruya geçelim. Bir şey daha hani çok filmde üzerinde durulan bir şey aslında. Bunlar Michigan Eyalet Üniversitesi'nden hocalar ve hani oradaki bir elitizmi de gösteriyor. Küçümsüyorlar. Hatırlıyor musun? Hani Harvard bulmuş mu bunu diyor. Harvard öyle diyor mu diyor. Ya Harvard demiyorsa ya boş verelim falan. İşte Michigan State. Ya anlatmaya çalışıyor. Ya Michigan State iyi bir üniversite. Hani bu elitizm aslında Amerika'nın kendi içerisinde de dünyaya da, senin biraz önce ifade ettiğin, dünyayı da kurtaracaksa Amerika kurtaracak demeye getiriyor. Amerika kurtaramayınca da dünya bitiyor. Yani filmin şeyi de o. Buyur filmde, herhalde. Filmde aslında bir yerde yanlış hatırlamıyorsam Amerikan başkanı, Çin devlet başkanı bana mesaj attı diye bir cümlesi geçiyordu. Hani tek kayda değer kısmı zannediyorum orası. Fakat filmin bir sonuna gittiğimizde verilmek istenen mesaj yine açıkça ortaya çıkıyor. Amerikan başkanı, bilişim şirketinin sahibi giderken profesörü Amerikan başkanı arıyor. Sen ve senin bir yakının için yerimiz var diyor. Kurtulabilirsin diyor. Kabul etmiyor DiCaprio. Şimdi onlar, ama oğlunu bırakıyor dikkat edersen. İşte, evet, orada işte, orada ama şunu görüyoruz. Kurtulanlar biz olacağız. Kurtaramadıysak dahi kurtulanlar, evet, biz olacağız. Hani o filmin omurgasını oluşturup çatısını tamamen yerine koyan bir bence yaklaşım. Sen Amerika'da bu kimlik çatışmalarını, iç siyaset etkilerini çok yakından izliyor, görüyor olabilirsin. Buradan böyle görebildiğimiz kadarıyla ya bir sistem eleştirisi, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sistem eleştirisinde geliyor, fakat insanların ikinci sınıf görülmesi, o ince mizah orada devreye giriyor. Yani Michigan State Üniversitesi önemli değil. Bunu kim buldu ki? Bir kadın mı buldu? Önemli değil. Hesaplamaları kimler yaptı? Önemli değil. Bunu biz de bir araştıralım. Bizim elemanlarımız, personelimiz de araştırsın. Bunları yakaladığımız zaman içerideki birinci sınıf, ikinci sınıf, ön planda olanlar veya Türkiye'de söyleriz ya beyaz Türkler gibi, aynı oradaki yaklaşımı herhalde Amerika'da görmek mümkün oluyor. Ve diğer ülkelerin de işin içerisinde dahil edilmemesinin sebebi herhalde özellikle 2000'lerin ardından günümüzde geldiğimiz dönemde tek kutuplu bir dünyanın olmaması. Mesela günümüzdeki politik arenaya baktığımızda Rusya'nın, Çin'in büyük yükselen bir güç olması, Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuması ve bunun artık dünyaca bilinir olmasına rağmen Amerika'nın bunu bu şekilde görmek istememesi herhalde filmde bence bilinçli olarak kullanılan mesaj diye düşünüyorum. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani şu önemli aslında. Hani bir tarafında yine bir Amerikan milliyetçiliği şöyle var. Amerika'nın filmde bu asteroidi yok etme kapasitesi var. Ama yetkin olmayan liderler yüzünden, orada özellikle başkan yüzünden bu kullanılamıyor. Orada şöyle bir şey var. Çünkü eğer o başlattıkları misyon asteroide karşı hani birçok füzenin aynı anda yükselip onu yok etmek için başlattığı süreç devam etse belki o asteroid yok edilecek. Ama orada karar verme mekanizmasını elinde bulunduran bir veya birkaç aktörün beceriksizliği, yeteneksizliği, saçma sapan kararları yüzünden dünya yok oluyor. Bu aslında son yıllarda Amerika'da hani çok gördüğümüz bir şey değil mi? Yani çok gördüğümüz bir tartışma. Irak Savaşı gibi bir savaşa giriyor Amerika ve Irak Savaşı'na girerken bu savaş uzmanları, bölge uzmanları çarşaf çarşaf gazetelere ilan veriyorlar. Ya biz bu savaşa girersek çıkamayız. Ya biz bu savaş çok yanlış bir savaş. Bak yapmayın. Bunu Vietnam'da da yapmıştınız. Bunu yapmayın.
Ama tüm bu hani kolektif akla, tüm bu uzman görüşlerine rağmen Amerikan başkanı ve çevresindeki 3-4 neokonservatif siyasetçi yüzünden Amerika Irak Savaşı'na giriyor. Bu Irak Savaşı işte 20 senedir oradan çıkamıyor. Keza pandemi de öyle. Şimdi pandemiyle ilgili şu çok enteresandır. Hani pandemi ve Amerika'nın pandemi politikasını anlamaya çalışan arkadaşlar için de bunu öneriyorum. Amerika'nın her sene ulusal güvenlik strateji dokümanı vardır. 2 senede bir yayınlanır. Ve bunun yanında Amerika'nın istihbarat çatı kurumu olan işte Director of National DNI'nin yayınladığı, hemen hemen her sene yayınladığı dünya tehdit algılama raporu vardır. Şimdi dönüp arkadaşlar 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarına, hatta 2019 yılındaki raporlara şöyle baksınlar. Raporlar, özellikle ulusal güvenlik strateji dokümanı, ya diyor COVID, bak en sonuncularından bir tanesinde net. Diyor ki bu SARS geldi. SARS'dan sonra MERS geldi. Middle East Respiratory Syndrome. Bundan sonra büyük bir COVID, yeni bir COVID virüsü gelecek. Bu COVID virüsü dünyada ekonomileri durduracak. Milyonlarca insanın ölümüne yol açacak. Hani şey orada var, data orada var. Ama buna rağmen, yani kendi devletlerinin ürettiği bu tehdit algılaması ve analizine rağmen önlem almayan bir Amerika var. Ve işte pandemi başladığında Donald Trump gibi bir başkanın, ya maske takmak çok da yararlı değil. İşte acaba çamaşır suyu enjekte edersek veya el işte dezenfektanı enjekte edersek vücuda virüsleri öldürebilir miyiz diyen bir başkanın ortalıkta dolaşması var. Ve hani saçını başını yolan bir uzman kesim var orada. Dolayısıyla hani var kapasite, bu filmde de aynısı var aslında. Bunu gören uzmanlar var, bunun çözümü var ama çözüm hakkında karar vermeyen, kendi çıkarları hakkında karar veren siyasetçiler var. Dolayısıyla o şeyde hani Amerika'nın tüm eleştirisine rağmen orada bir alt metinde, evet isteseydik yapardık. Hani biz bunu aslında yapabiliriz, hep bu gerizekalılar yüzünden yapamadık noktasına getiriyor tartışma. Evet, kıyamet senaryoları da Hollywood'da çokça ele alınan bir konu. Türkiye'de aslında böyle bir konunun ilgi çekmesi bana biraz garip geldi. Çünkü Türklerin korku kültürüne çok uygun değil kıyamet korkusu. Türkler neden korkar? Türklerin aslında şamanizmden bu yana getirdikleri korku imgeleri var. Arapçası da Türkçesi de 3 harfli. Türkçesi iye, Arapçası cin. Bizim sinemamıza baktığımızda da aslında daha çok bu öğelerin kullanıldığını görüyoruz. Asya toplumları ya da Batı Asya için ne ifade ediyor kıyamet? Türkler neden korkar? Eren, bu konuda sana sormak istiyorum. Türkiye'deki korku filmlerine bakınca daha çok böyle cin, peri, öbür dünya, karanlık vesaire, hani hep böyle şeylerle ilgili korku filmleri yapılmıştı. Bunun, ben korku filmini de izlemeyi öyle seven bir insan değilim. Ama eski kitapları bile karıştırırken hemen aklımıza işte 1920'li yıllarda bir kuyruklu yıldız yüzünden aklımda kalan cümle o. Amerika'da insanlar neredeyse gece uyuyamayacak hale geldi. Acaba dünyaya çarpar da dünyamız mahvolur mu diye. Demek ki Batı'da veya Amerikan toplumunda böyle bir korku, paranoya veya buna benzer bir diyelim hissiyat var. Ama bizdeki çok daha farklı. Özellikle tahmin ediyorum çocukluğumuzda yetiştirilirken daha çok mistik ögelerle korkutulmadan dolayı senin bahsettiğin korku unsurları ön planda. Çünkü bunu kendimden de biliyorum. Benim için çocukluğumdaki en büyük korku kaynağı bir mezarlıktan geçmekti gece vakti. Yani dünya bana yıkıldı, dünya paramparça oluyor, deprem oluyor. Mesela 1999 depremini yaşadım, korkmadım. Ama hala şu yaşımda bir mezarlıktan
gece vakti geçmekten çekinirim, korkarım. Hani böyle bir demek ki bizim bilinçaltımıza veya genetiğimize işlenen bir kod var bence. Ama Batı toplumları galiba bu kıyamet meselesine çok fazlaca ilgi duyuyor. Ne diyorsun Kılıç? Ya şöyle mesela bu hani yeni bir şey değil. Ben sanıyorum 1938 olması lazım. Orson Welles'in bir radyo yayını var. Ve radyo yayınında işte aslında o zaman bir şey okuyor. Yani bir tiyatro oyunu okuyor ama haber gibi okuyor. Uzaylıların Amerika'yı işgal etmeye başladığını, işte New Jersey'den itibaren indirme harekatına başladığını anlatıyor radyoda. Ve bu Amerika'nın geniş kesimlerinde büyük bir paniğe yol açıyor. Günlerce insanlar bunun doğru olmadığını, bunun aslında bir tiyatro eseri olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu olduğunda sene 1938. Yani dolayısıyla hani göklerden gelen bir tehdit algısı belki hani Amerika'da bu var. Ve bu işte asteroid olabiliyor, uzaylı olabiliyor. Ya da işte uzaylılar mesela şeyde Independence Day filmindeki gibi işte ordular halinde dünyayı işgal etmeye çalışabiliyor. Dolayısıyla böyle göklerden gelen bir tehdit bu Amerika'nın korku şeyinde var. Bu biraz neyden kaynaklanıyor? Şundan kaynaklanıyor. Ya dünyadaki hiçbir hani soğuk savaşta bazı böyle Sovyetler Birliği ile ilgili the day after tomorrow olması lazım. Böyle felaket senaryoları var işte. Sovyetler saldırıyor nükleer, Amerika yok oluyor falan filan. Bir iki film var. Ama Amerika kendini o kadar güçlü, o kadar hani tek başına, o kadar dünyada eşsiz görüyor ki bir noktada. Abi bizi birisi alt edebilecekse bunun muhtemelen uzaylı falan olması lazım. Değil mi? Yani dünyada kimse yok edemeyeceğine göre dünya dışı bir şey. Yani ya küresel ısınma yok edecek birisi bizi ya işte The Day After Tomorrow'da olduğu gibi ya World War Z'de olduğu gibi zombiler yok edecek bizi. Ya işte bu filmde olduğu gibi bir asteroid dünyaya çarpacak, hepimiz birden yok olacağız. Yoksa Amerika'ya kim yani değil mi? Kim Amerika'yla böyle uğraşmaya cesaret edebilir? Onun için enteresan bir şekilde uzaylılar işgal ettiğinde de dünyada başka bir yeri işgal etmiyor. Amerika'yı işgal ediyor. Ya uzaylı niye Amerika'yı işgal etsin? Ama işte Amerika'yı işgal ediliyor. Göktaşı olsa da Amerika'ya çarpıyor. Değil mi? İşte zombiler olsa da Amerika'ya geliyor. Dolayısıyla hani bu kendine güvenin, Amerika'nın hani tek başınalığının ve Amerika'nın o karşı konulmaz gücü imgesinin bence bir şeyi, bir yansıması. Avrupa filmlerinde de çok görmeyiz değil mi böyle bir kıyamet senaryosu, dünya yok oluyor. Çünkü dünya yok olsa Amerika diyor ki dünyayı yok olmaktan kurtarabilecek güç benim. Dolayısıyla gelsin ne gelirse gelsin aklınıza, onlardan dünyayı ben kurtarırım. Böyle bir aşırı kendine güveni işi. Aslında şu an mesela bu Amerikan politikasından ayırmak çok mümkün değil. Şimdi küresel terör vardı. Küresel terörle mücadelenin baş hani liderliğini Amerika yapmak istiyor. İşte küresel ısınma var. Küresel ısınmayla işte Biden yönetimi küresel ısınmayla mücadelenin lideri olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla böyle küresel problemlere karşı ortada mücadele edebilecek, savaşabilecek tek güç olarak biraz kendileri görmelerinden kaynaklanıyor sanıyorum bu göklerden gelen değil. Göklerden gelen kararla ilgileniyoruz biz. tekrar başa döneceğim ama o bilim insanlarıyla ilgili kısım sanki biraz açıkta kaldı. Look up aslında slogan olarak daha pozitif. Yukarıya bak, önünü gör, ileriye bak. Aslında filmin bize önerdiği şey bu. Bir de Don't Look Up'çılar var. Ama gri alan biraz ihmal edilmiş diye düşünüyorum. Yani şu çivisi çıkmış, dünya batsın diyecek nihilistler, antinatalistler, Orhan Gencebaycılar. Bunlar olmalıydı. Böyle bir eksiklik var mı sizce? Kılıç? Ya şöyle hani bu aslında hani dedik ya çok Amerikan, çok Amerikan, çok Amerikan.
Film çok Amerika. Hani Amerika'da yapılmış olmasından değil, oradaki tartışmaların yaşanması bakımından. Bu tip özellikle işte Covid'dir, küresel ısınmadır, bu tip komplo teorilerinin, hani ben hep diyorum Amerika komplolarının harman olduğu. Yani böyle her konuda artık böyle düşünün, şöyle barlar var. İnsanlar barlara gidip kafasındaki komplo teorisini söylüyor. Ya şöyle bir şey var. Hala işte acaba Ay'a gerçekten indi mi inmedi mi Amerika tartışmasının en çok yapıldığı yer. Hala Kennedy'yi kim öldürdü acaba tartışmasının en çok yapıldığı yer. Değil mi? Ya böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu Covid sırasında da komplo teorilerinin en çok hani temelinin, argümanlarının dünyaya dağıldığı bir yerdi burası. Ya burada bir Trump'ın çevresinde insan, hani böyle insanlar vardı. Şöyle, ya komplo teorisi şu olur mu? Trump gramer hataları yapıyor yazarken. Şimdi o gramer hatalarının aslında Trump'ın kendi tabanına gönderdiği bir mesaj olduğu üzerinden o mesajları, mesajları çözmeye çalışan insanların olduğu bir yer. Dolayısıyla hani buna karşı da bu bir toplumsal, siyasal anlam kazanınca bunun karşısında da çok sert işte bir başka blok oluş. Ve Covid zamanında bunu yaşadık yani. Ama soru neydi? Hem lookup'ta hem Covid zamanında komplo teorileri, eğer komplo herhangi bir şeye dokunmuyorsa, işte 30 sene önceki bir siyasi suikastın tartışmasıysa, insanların hayatlarını çok etkileyemeyebiliyor. Ama hem Covid hem lookup'ta o asteroidin dünyaya yaklaşması komplo ve bunun içinde komplo teorilerinin olması, teorilerin, bu komplo teorilerin, dezenformasyonun insanların hayatını etkileyen varoluşsal bir şey olmasına sebep oldu. Ve bunun için hani iki tarafta da eskiden komplo teorileri, ya işte bazı kırık abilerin işte böyle evinde oturup yazdığı bir şeyler olarak düşünülüyordu. Yok yok, bu sefer işte başkanların, valilerin, belediye başkanlarının konuştuğu, işte artık komplo denilmediği bir noktaya geldi. Ve hani şöyle de bir şey oldu, karşı tarafta bütün komplo teorileri, hani her şeyi o kadar komplo teorisi olarak görmeye başladı ki hiçbir şeyi sorgulamaz hale geldi. Bu aslında hani iki tarafta da ya komplo teorisi de olmaya da bilir yani. Belki gerçektir gibi bir ara kesimin, bir ara hani gri alanın ortadan kalkmasına yol açtı. Ve komplo artık bu fay hattına oturmuş, bir kısmın gerçekten inandığı, öbür kısmın komplo dediği bir siyasi enstrüman haline geldi. Amerika'da aslında bu filmde de bunu görüyoruz. Yani tez ve antitez. Aslında sadece ya Amerika'da şöyle, değil, tez, antitez. Birbirleriyle çatışacaklar, evet. Ya şöyle mesela şunu görmüyoruz değil mi? Yani filmde bilim adamlarının, ya acaba hani bunun bir daha hesaplamak gerekir mi gibi bir tartışma falan görmüyoruz. Çok kesin işte bir hani... Buna hani bilimsel dataya inanışı, tabii bu çok gerçek bir şey tabii, hani asteroid çarpıyor onu şeyi görüyorlar, ama hani ortada başka bir tartışma, başka bir sorunun çözümü var mı tartışmasını çok fazla görmüyoruz. Profesörü yedirmeyiz de demiyorlar. Bu da var. Yani aslında biraz diyorlar ama bu aslında çok tanıdık değil mi? Türkiye'de işte deprem olmuştu, Ahmet Mete Işıkara. Evet. Herkes Mete Işıkara'yı dinliyordu. Bir şey sonra işte bazı pop dergileri Mete Işıkara'yı en çok erkek olarak falan filan lanse etmeye başlamıştı. Bunda evet, da aslında gördük. Yani aynısını gördük değil mi? O profesör, en aynı çekici profesör işte falan gibi, artık bir hani cinsellik sembolü gibi bir şey olarak görülmeye başladı. Evet. Bilim insanlarına güven %60 gibi bir oranda, ama %40'lık güvenmeme sebepleri üzerine de birazcık konuşabiliriz belki. Bilimin söylediklerini tekrar tekrar tevil etme gereği duyması, geçmişte verilen bazı kararların yanlış sonuçlar doğurması, benim ilk aklıma gelen mesela sigara reçeteleri
ya da anne sütünün zararlı olduğu, çocuklara mama yedirilmesi gerektiği gibi kararlar ya da ıspanağın içinde demir olduğunun yıllarca söylenmesi. Bu gibi faktörler insanların bilime mesafeli olmasına sebebiyet verdi. Bilimde kanun diye kabul edilen yer çekimi kanununa karşı bile gök itimi kanunu konuşuluyor. Böyle bir ortamda toplumun aslında biraz soru işaretleriyle kalması normal ya da iyi değil mi? Ne dersin Eren? Tam filmde yine buna böyle değinen sahne vardı. Kılıç da bahsetmişti. Sakın matematiğe boğma diye. Aslında bilim adamları topluma nasıl anlatacağını bilmeli ya da bu konuda kendilerine destek olunmalı. Biz kendi ülkemizde ve dünyada bu Covid salgınında bunu gördük. Diğer bazı tartışmalı konularda tarih kitaplarında uzun yıllar önce aydın despotizminden, aydınlanmadan bahsedilir. Aydınlanmanın dünyayı bugüne getirdiği, dünyanın bir sanayi devrimi, endüstri devriminin vesaire olduğundan hep bahsedilir ama bir de aydın despotizminden bahsedilir. İnsanları bilime inanmaya zorlamak ve kendilerine inanmaya zorlamak. Aslında bilime değil de kendine. Şimdi Türk filmlerini izlerken hatırlarsınız 1980'lerde şöyle söylenirdi. Bilime inanmıyor musun sen? Böyle bir şey olabilir mi? Söylediklerinize inanmıyorum diyor. Ben bilimi söylüyorum diyor. Ben bilim adamıyım diyor. Benim söylediğime inanacaksın. Aynı o noktaya gelince konuşan bilim mi yoksa konuşan bir kişinin kendi duyguları, kendi hevesi mi? Oradaki o çatışmaları görebilmek önemli ve Türkiye'de de dünyada da bilim adamlarının o güven kırılmasının sebeplerinden birisi bu olsa gerek. Hem halka yeterli şekilde sunulamıyor, doğru bir şekilde anlatılamıyor. İnsanlar neyin ne olduğunu anlayamıyor. O yüzden iş sürekli mizaha dönüyor, mizaha vuruluyor ve bu yüzden bir kabuğun zarın etrafında dolaşılıyor gibi konuyu anlayamadan kapatıp kalıyoruz. Bu benim hani görebildiğim bu açıkçası. Ama son olarak belki şunu söylemek gerekiyor. Yani bilim adamlarını da hani homojen bir sınıf olarak görmemek gerekiyor. Yani biliyorsun bu Covid çıkmadan önce ya bu işte Türkiye'yi pas geçer diyen bilim adamları da vardı ortada. Dolayısıyla hani değil mi? Hani şu ırkları etkiler, bu ırkları etkilemez diyen insanlar da vardı. Dolayısıyla hani bilim adamı dediğimizde şu an işte Covid gibi bir şeyde çıkıyor bilim adamları. Birbirinden çok farklı şeyler savunabiliyor. Dolayısıyla i̇şte, tam ama yani aynı konuya geliyor. Tez, antitez. İkiye bölünme durumu oluyor ve o ikiye bölünme durumu sanki bir siyasal propaganda sürecine giriyor ve herkes kendi istediği argümanı kullanarak toplumu yönlendirmeye çalışıyor. Yani yine bir manipülasyon savaşı. Haksız mıyım? Evet. Bu da inandırıcılığı götürüyor. Ya şöyle bir şey oldu ama bu Covid özelinde de hani depremde de yaşamıştık biz bunu. Bir anda hani bir anda böyle deprem uzmanlarına güveniyor. Sonra herkes bu meseleyi çözmüş gibi başka insanlar da konuşmaya başlıyor. Bu genelde siyaset bilimcilerin ve sporcuların genel sorunudur, değil mi? Hani kendi alanlarında herkesin konuşabilecek uzmanlık sahibi olduğunu hissetmeleri. Bu sefer sanıyorum işte enfeksiyon alanında uzmanlaşmış virologlar, doktorlar bunlar da aslında bunun acısını yaşadı sanıyorum. Çünkü hani bir ay COVID'le ilgili ekspoze olmuş veya COVID geçirmiş bir insanın işte doktorlarla tartıştığını, doktorlara hani bu konuda araştırma yapanlarla ciddi ciddi tartışmaya girmeye çalıştığını da bu dönemde gördük ya. Yani. Don't look up daha çok konuşulacağı benziyor ama biz bugünlük bu kadar konuşalım. Bir sonraki öbür gündemde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.